akşamlar. Pandora'nın merakına hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Bloomberg HT ekranlarındasınız. Her çarşamba olduğu gibi. Bugünkü konuğum, yani kendisini utandırmak pahasına birazcık uzunca bir girizgah yapacağım. Benim için çok kıymetli bir insan. Bence sadece benim için değil, benim kuşağımın. Benden önceki, biraz önceki ve biraz sonraki kuşaklar içinde hatta çok kıymetli bir müzisyen, aynı zamanda edebiyatçı da diyebiliriz bence kendisine. Sevgili Hüsnü Arkan'la beraberiz. Benim hayatımın böyle bir fon müziği olsa sesi ne orada kesinlikle işitirdik. Aşık olduğumda, aşk acısı çektiğimde, yas tuttuğumda, sevindiğimde, üzüldüğümde kendisinin şarkılarıyla duygularımı dışa vurma şansım oldu. O yüzden çok heyecanlıyım. Benim için çok kıymetli bir isim. Benim için değil, sadece Türkiye'nin müzik hayatının, müzik tarihinin önemli de bir ismi bence. Hoş geldiniz Hüsnü Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Ben böyle biraz dediğim gibi duygusal bir şekilde açtım, evet, ama. Evet, söyledikleriniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, sizle burada oturuyor olmak çok kıymetli benim için. Biraz her zaman programın formatı itibariyle geçmişe bakacağız ama evet, bakmadan önce yakın gelecekten bir haberle başlayalım. Evet, en yeni ne var? Evet, oradan geriye doğru gideriz. 9 Şubat'ta yeni bir albümünüz çıkıyor. Evet, Dengin Ceyhan'la. Farklı bir albüm çıkıyor bu defa. Onu dinleyelim sizden. 2010'dan beri ben, yani Ezgin Günlüğü'nden ayrıldıktan sonra yalnız bir grupta çalışıyorum. Hı hı. Bugüne kadar da onlar dışında kimseyle çalışmadım. İşte gitarcımız Bülent Ünal, davulcumuz Gökhan Tümkaya, basçımız Efe Demir Yoğuran, Bahadır Şentürk klarnetçimiz. Aşağı yukarı kaç sene olmuş? Bir 15 yıla yakın bir zaman olmuş. Onlarla birlikte çalışıyordum. Fakat elimde bekleyen bazı dosyalar, projeler falan var. Şimdi onları yavaş yavaş galiba değerlendirmenin zamanı geldi diye düşündüm. Sevgili Dengin Ceyhan'la beraber bir işe girdik. Şiirlerden Şarkılar 40 yıl sonra diye bir şey, proje bu. 40 yıl sonra olmaklı, bunlar benim 20'li yaşlarda yaptığım şarkılar. Çok dokunmadım şarkılara, yani çok pek azına pek az dokundum. Genellikle de yurt dışında yaptığım şarkılar. Burada yurt dışına çıkmadan önce yaptıklarım da var bir iki tane. Gün ışığına çıkmamış şarkılar büyük bir kısmı ama daha önce yayınlamış olduğum şarkıda, Ezgin Günlüğü ile yayınlamış olduğum 2-3 şarkı da var. Toplam 13 şarkıdan oluşuyor. Çok bildiğimiz şairler var. Nazım, bildiğimiz şairler. Necati Cumalı var. Hı. Cahit Sıtkı Tarancı var. İsmail Uyaroğlu var. Atol Behramoğlu'nun iki şiiri var. Nazım Hikmet var bir şiiri. Bertolt Brecht'in bir şiiri var. Asım Bezirci ve Akadir Çevirisi. Unuttuğum olduysa Allah affetsin diye. İki gün sonra öğrenir herkes çıktığında abi. Evet. 9 Şubat'ta yayınlanacak. Bir gün sonra da konserimiz var Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde. Orada çalacağız ve başlayacağız. Yeni bir işe soyunmuş olduk böylece. Lansman konseri devamında olacak herhalde bu. Devamı da olacak, evet. Mart ayı içinde de bir konserimiz bu, olacak. Bu yani şimdi Dengin Ceyhan piyanist. Evet, klasik piyanist. Evet, biraz sizin alışık olduğunuz sound mıdır? Bu lafı hiç sevmiyorum ama ondan biraz daha farklı bir şey. Çok farklı galiba. Tabii. Ben şimdiye kadar hep grupla hı-hı, çalıştım. Yani işte bas, gitar, gitar, klarnet, davul. Böyle bir işi denemedim. Kaydımızı da şey yaptık, canlı yaptık. Yani hücum kayıt dedikleri bir şekilde yaptık. Çok hazırlıklı olmadım, bilmediğim bir şeydi bu mesele. Ama çok keyifli bir işmiş anladığım kadarıyla, sonradan anladığım kadarıyla. Birlikte çalmak, işte aynı anda kayıt yapmak falan çok şey geldi bana. Hem eğlenceli hem de bambaşka kapılar açıyor insanın önünde. 2-3 defa söyleyerek bir kaydı yapıyorsunuz. Hatasıyla, sevabıyla, tabii günahıyla. Benim için ayrı bir şey oldu. Aynı şeyi işte konserlerde de yaşayacağız yine. Çok birlikte güzel
çalıp söyleyeceğiz. Sizin aslında şiir bestelemek zaten sizin çok yaptığınız bir şey. En son o muydu? Didem Madak'ın son paragraf mıydı o şiirin adı? Son paragraf. Şiirin Beni adı, Anla diye şiirin şarkının adı. Oydu. Son paragraftan kısa bir bölümü yaptık. Yasemin Göksu ile beraber. Sevgili Yasemin Göksu söyledi onu da. Gürol Ağarbaş da düzenlemesini yapmıştı. Eskiden daha fazla şiir üstüne çalışırdım. Yani ilk başladığımda zaten hep şiir üstüne çalışıyordum. Onun da Türkiye'de bir şeyi vardı, gideri vardı, bir geleneği vardı diyelim. İşte benim örnek aldığım insanlardan biri Timur Selçuk'tur. Onu izliyordum o zamanlar, dinliyordum. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini aldı. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın vardı. Daha sonra Aziz Nesin'in bir şiirini yaptı. Atilla İlhan'dan bir iki tane yaptı. O da sürekli şiir çalışan biri, şiir üstüne çalışan biriydi. Daha sonra kendim yazmaya başladım ben. Ne zaman şimdi hatırlamıyorum. Herhalde 30'lu yaşlarda falan kendim şarkı sözü yazmaya başladım. Böyle böyle yürüdü. Yenilerde daha az yapıyorum. Bir ara az önce Can Yücel'in ismini unuttum. Onun da bir şiiri var şeydi. Can Yücel şiirleriyle başladım ben. 3-4 tane onun biraz daha lirik sayılabilecek şiirleriyle başladım. O şekilde. Hı hı. Siz kendinizin de yazdığı şiirler var aslında, değil mi? Şarkı evet, sözü. Şarkı olamayan sözler var. Onlar, ben tabii şair falan değilim. Sonuçta ömrüm boyunca bugüne kadar çıkarabildiğim iki tane dosya var, şiir dosyası var. O alan da benim için bir ifade biçimi haline geldi giderek. Çünkü karalıyorum, şarkı sözü karalıyorum. Şarkı sözü hakikaten olamayacak şeylerde karalamaya başladığımda ve bu sürekli hale geldiğinde 5-10 yıl bir... Nasıl yapıyorsunuz o ayrımı? Yani hakikaten ben bilmediğim için soruyorum. Yani bir şeye bakınca bu şarkı sözü olur, bu olmaz, bu şiir nasıl? Şiir olarak yayınladım bazı şeyleri. Şey vardı mesela, öyle bir rüyan şiir biçiminde olan şeyi vardı. Onu o şekilde müzikleyemedim, üstünde çalışamadım ve değiştirdim o sözleri, başka bir hale getirdim. Yani başka alanlar bunlar aynı zamanda, benzer alanlar olsalar da farklı alanlar. Farklılaştırmak gerekiyor biraz şiiri, şiir olmaktan biraz çıkarmak gerekiyor falan, böyle. Aralara elimde olmaksızın kişisel hatıralar sıkıştıracağım adı getirdikçe. Öyle bir rüyayı, yani mesela böyle benim için böyle anlar var. İlk dinlediğim anı hatırlıyorum işte mesela. Venedik'e giden bir uçakta sabah 6'ydı. Yeni çıkmıştı şarkı ve böyle nedense mesela hiç ilgisi olmamakla beraber bütün Venedik boyunca ben o şarkıyı dinledim. Ve benim için orayla özdeşleşmiş onu böyle. Onu da sevgili Bülsen Tezer'le birlikte söylemiş. Olağanüstü etkileyici bir şarkı ve şiirdi bence. Onu da bence. Yine Gürol Ağarbaş yapmıştı şeyini, düzenlemesini, evet. Ben demek ki haberim olmadan Gürol Ağarbaş düzenlemelerini seviyormuşum. Burada kitaplarınız da var, onlara da geliriz. Yani evet, şiir artık çok yazmıyorsunuz belki ama kitap, roman yazmaya devam ediyor musunuz? Ediyorum tabii ki. Roman yazmak benim işim yani. Sonuçta müzisyenim ama roman yazmayı da sürdürüyorum. Ya, ödüllü de bir edebiyatçısınız aslında hatta. Evet, bir ödül verdiler. Hem de kıymetli bir ödül, herhangi bir evet, ödül. Orhan Kemal Armağan'ı verdiler. Hırsız ve Burjuva'yla. Kitap yazmak eskiden beri vardı bende, yani şeyle beraber, müzikle beraber hep olan bir şeydi. Yayınlamadan 98'de yayınladım ben ilk kitabımı, şurada görünen kitap, Ölü Kelebeklerin Dansı'nı, Metis'ten çıkmıştı. İlk onu yayınladım ama elimde benim iki bitirdiğim dosya daha vardı. Yani yayınlamadan da yazmayı sürdürebilirdim ben, ki sürdürebiliyordum o zaman da. Daha sonra o dosyalar üzerine çalışmaya başladım. Onları geliştirdim, onları bitirdim. Daha sonra bir takım kendi cehaletimi kabul ederek bir takım şeylere soyundum. Bazı dönemler hakkında, bazı şeyler hakkında hiçbir şey bilmediğimi hissettim, anladım. Ben öyle tarih okumayı severim, öylesine tarih okumayı. Doğu Savaşı hakkında mesela hiçbir fikrim yoktu Sarıkamış Savaşı hakkında. Savaş da demeyelim de. Cephe. Cephesi hakkında.
hiçbir fikrim yoktu, bilgim yoktu. Ve merak ettim, merakımdan okumaya başladım. Giderek işte yazmaya başladım bir kurgu karakter şey yapıp. Ki kurgu karakter olması da çok da kurgu değil yani. O dönemdeki askerlerin durumu çok fazla sayıda da anı yazılmış o dönemde. Giderek bunlar yayınlandı filan. Yani o cehaletimi yok etme koşuma gitmeye başladı. Son herhalde Nasreddin'i yayınladım. Gerçekten 13. yüzyıl hakkında, Anadolu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Onu okumaya merak sardım 13. yüzyılda. Ne oldu? Kimler var? İşte Bizans var yıkılmak üzere, Anadolu Selçukluları var yıkılmak üzere, Moğollar var, istila değil ama bir onların bir egemenliği, hakimiyeti var. Orada ne olduğuna dair bir fikrim olmasını istedim daha doğrusu. Ve öyle öyle Nasreddin'i yazmaya başladım. O da bir kurgu karakter tabii ki. Şimdi de yine 60'lı yıllarla ilişkili bir şey yazıyorum. 64 yılında geçen bir şey. O yüzden de yaklaşık bir yıldır o yılların anılarını okuyorum. Avukat anıları, suç hikayeleri, kriminal hikayeler onları onlarla eğleniyorum yani. Ama yani her eğlenen, onlarla eğlenen ortaya bir şey çıkarmıyor. Sizde değişik yani şey çok ilginç geldi bana. Mesela 40 sene önce yapılmış bestelerin şu an çıkıyor olması, bir takım şeylerin. Siz yazmak için yazıyorsunuz gibi aslında belki de ya da beste, yani evet, kendiniz için yapıyorsunuz. Ben kimse okumasa da yazardım gibime geliyor ki yazıyordum. Yani kimsenin evet. okumadığı zamanlarda da yazıyordum. Peki isterseniz çantanıza geçelim. Bavul çantayı değil, küçük açalım. Bir çanta. Evet, ben küçük bir çantayla şehir geldim. Şehir dışında yaşadığınız için. Uzun yoldan geldim. Evet, uzun yoldan. Çantanın kendisiyle ilgili de bu arada bir arkadaşınızın elleriyle yaptığı bir şey olduğunu evet, söylediniz. Onu, bahsedelim isterseniz. Söyleyin yani sizin için kıymetli bir şey çünkü. Çantadan edinmek isteyenler, daha doğrusu deri yapım edinmek isteyenler, bu gitar askısı da olabilir, çanta da olabilir. İkisini yapıyor çünkü şeyin. Hasan Tamus da benim menajerim aynı zamanda. Tamus da Handmade diye bir Instagram şey var. Oradan elime bu geldi. Tamam. Yani nasıl isterseniz teknolojik gitmemiz gerekiyor. Bu da gerekmiyor. Benim 20 yıldır üstünde çalıştığım, düşündüğüm, daha sonra müzisyen, şarkı yazarı Murat Kurt'la beraber kotarmaya başladığımız sevgili Murat Kurt'la beraber kotarmaya başladığımız, şimdi de yine gitarist Deniz Bayrak'la birlikte, hem Murat hem Deniz birlikte kotarmaya çalıştığımız Nazım Hikmet'in Saman Sarısı diye bir şiiri vardır. Bayağı işte nehir şiir mi derler, uzun bir bilinç akışı biçiminde yazılmış bir şiiri var. O şiirden oluşan 14 şarkı biçiminde tasarladık. Bu da çok eski bir proje. Benim kafamda 20 yıldır duran bir proje. Şimdi herhalde biraz yaşlanmaya başlıyoruz herhalde. Oradan kaynaklanıyor. Geriye dönüp elde ne var, nasıl şeyler var, onları bir konsept çalışma biçiminde nasıl sunabilirim, bunları düşünmeye başladım. Şey de tıpkı Dengin Ceyhan'la yaptığımız iş gibi, bunun da bir ana fikri, bir ayrı bir dokusu, ayrı bir yeri olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi elime bu ilk bu geldiği için bu şu onu anda yani üzerinde çalışmakta olduğunuz yani şu şeyi merak ediyorum. Ya yani mesela neden özellikle o şiir 20 yıl önce dediniz değil mi? Evet, 20 yıldır aklımda dediniz. Yani aklımda. Mesela hani şeyi merak ediyorum. Ne oluyor da mesela bir şiir size onu ezgilendirme dürtüsünü getiren şey nedir bir şiirdeki? Vallahi Nazım'ın bence en sevdiğim şiiri. Kendiyle bir hesaplaşma, aynı zamanda bir tarihsel döküm. Hem kendi tarihsel dökümü hem de Avrupa'nın, Türkiye'nin bir tarihsel dökümü gibi düşünebilirsiniz. Bilmiyorum, memleketimden insan manzaralarını okudunuz mu? Onun bir şeyi gibi, kısa versiyonu gibi ele alınabilir ama daha çok kendi yaşam hikayesinden çıkan bir şey. Bir de yaklaşık 15-16 sayfalık bir aşk şiiri, Vera'ya ithaf edilmiş bir şiir. Bunu bölümlendirdik. Daha doğrusu Murat çok çalıştı. Murat Kurt çok çalıştı üstünde. Şarkıların çoğunu o yaptı.
Şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Sırada siz, bu var yani. Siz solist olarak yer alacaksınız. Evet, ben söyleyeceğim. Yine bir ekip kurup. Çok heyecan verici. Bir de böyle 20 yıl demlenmiş projeler, 20 yıl, 40 yıl. O da çok acayip. Bu arada geri gelmişken demin atladım şeyi sorayım. Hı. Mesela 40 sene önceki besteler dediniz ve çoğuna dokunmadım dediniz. Evet. Nasıl bir, ya böyle insanın değiştiresi, modifiye edesi, oynayası geliyor mu, gelmiyor mu? Nasıl şimdi benim bir gelmiyor tabii, ben dokunmadım. Sadece birkaç, iki şarkıda galiba introya dokundum. Onun dışında bir şeye dokunmadım. Ama düzenlemeleri zaten Dengin Ceyhan yaptığı için orada bir sıkıntım olmadı. O değiştirme işi Dengin Ceyhan'a kaldı yani. Anladım. Pekala, devam edelim isterseniz. Devam edelim. Şöyle bir şey, o zaman yakın tarihten gidelim. Tamam. iktidarsiz.com diye bir internet sitemiz vardı bizim. Bu da onun galiba 2003-2004 yazılarını toplayan bir kitap yayınlamıştık. Babil kitaptan çıkmış. Yiğit Bener, sevgili Yiğit Bener, yazar Yiğit Bener ve yazar Levent Mete ile birlikte başladık buna. Herhalde bir 7-8 yıl sürdü sürekli. Ayda bir mi yenileniyordu, haftada bir mi, şimdi onu hatırlamıyorum. Ya ayda bir ise de hatırlamıyorum. Çok sık yani, böyle bir nasıl bir içerik vardı? 40'lı yaşlarda bu işle uğraştık daha çok. Nasıl bir içerikti yani? Daha çok edebiyat içerikli ama zaman zaman siyasi şeylerde giren, tarihi yazılarda giren, eğlenceli bir takım yazılar diyelim. O şekilde bir şey. Daha sonra çok gelişti kapsamı. Başka arkadaşlar da geldi. Onların şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Enis Batur'u hatırlıyorum mesela. O da yazmaya başlamıştı. Daha sonra da hevesimiz kaçtı. Ya. Bıraktık. Evet. Olsun yani, Türkiye'nin düşünsel tarihine bir şey bırakmışsınız muhtemelen. Başka ciltleri var mı bu şekilde? Yok, bir tane bunu yayınladık. Bu evet. Onun içine şöyle bir bakabilir miyim? Tabii ki. İçinde fotoğraflar da var. İsterseniz onlardan devam edebiliriz. 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 Gelmişken. Buyurun. Videolar da çekiyorduk biz bu sitede Yiğit'le ve şeyle, Levent'le. Çok komik olduğunu sandığımız videolar çekiyorlar. Değil miydi diyorsun? Bilmiyorum. Ya, komik, onları dinleyen ne düşünür onu bilemiyorum. Komiklik şeyi de bu arada çok zamana göre değişen bir şey ya. Bir zamanda evet, komik, çok değişiyor. Şimdinin evet, çok şey gelebiliyor. Belki de o zaman yani çağının şeyinde zeitgeist, zamanın ruhuna göre düşününce belki de evet, haksızlık etmeyelim diye söylüyorum. Fakat o yıllar için yani internet yayıncılığının aslında çok da yaygın olmadığı, gazetelerin bile pek çoğunun bugünkü kadar tabii ki dönem yaygın değildi. Gazetelerin web sitesi var mıydı? Galiba yeni yeni evet, başlamıştı. Bence öyle. Çok yeni şey yeni aslında zamanın ötesinde evet, bir işmiş o zamanlar. Öyleydi. Galiba öyleydi. Öyleymiş, öyleymiş. Hiç şey yapmayın. Evet. Onları da yine kameraya da gösterirsiniz. Bu bizim Ezgi'nin günlüğü taifesi. Galiba Her Şey Yolunda albümünün, şimdi kaçıncı albümde hatırlamıyorum da, Her Şey Yolunda albümünün fotoğraflarından biri. Sanki sizin grupla yaptığınız üçüncü olabilir mi? Öyle. Ben o kadarını bilemem. Ben gayet iyi biliyorum ama şu an aklımda değil. Neyse, yanlış bir şey söylemeyeyim. Yani, 93-2010 değil mi Ezgi'nin günlüğüyle sizin mesain? 93-2010 evet. Yani 27 senle. Evet, bayağı bir müddet. Hı hı. Bu daha eski bir fotoğraf. Biraz küçük görünüyor olabilir. Bu da Amsterdam'daki grubumuz Hezarfen adını vermiştik. Oradaki arkadaşlarımla beraber. Amsterdam'da siz yurt dışında yaşadığınız bir dönem var değil evet, mi? Uzunca bir süre hatta. 8 yıl kadar. Bir yıl Yunanistan'da kaldım. Hı-hı. Bir yıl Almanya'da, iki yıla yakın Almanya'da kaldım. Bir geri kalanını da Amsterdam'da yaşadım. Amsterdam. Evet.
Hezar Fener ne oldu sonra? Siz dönünce dağıldı. Ben dönünce dağıldı. Peki. Ben dönünce dağıldı. Peki kayıtlarına vesaire ulaşılabiliyor mu? Çeşitli kayıtlarına YouTube'da bir şarkının kaydı var. Şeyimiz, bas gitaristimiz sinema mezunuydu zaten. Hı. O çekmişti. Aydın Konyalı. Galiba Çavuş diye bir şarkının şeyi var. YouTube'da. Anladım. Videosu var ve kaydı var. Şimdi bunlar bir sahne fotoğrafları. Burada arkadan görünüyorum, bunu göstereyim. Ha, burası neresi? Burası Yunanistan'ın kuzeyi, köyleri gezmiştik bir ay kadar. Kukuye'nin seçim çalışmalarına götürmüşlerdi beni. Burada Yunanistan'dayken. Bağlama çalıyorsunuz. Bağlama çalıyorum burada. Siz müziğe bağlama çalarak başlamışsınız ben zaten, doğru mu? Ben müziğe cümbüş çalarak başladım. Ne çalarak? Cümbüş. Cehaletimi mazur göreceğinizi umarak o nedir diye soracağım, bilmiyorum. Cümbüş bildiğiniz bir sonradan uydurulmuş. Hı. Zeynel Abidin diye bir marka vardır. Onun uydurduğu bir alet. Şeyden teknesi şeydir. Ahşap ya da metaldir. Hı. Teknesi. Yine sazlı bir şey öyle mi? Tabii. Aha. Şeye benzer. Tambura benzer. Hı. Uzun yaylı olmayan tambura benzer. Deridir şeyi. Alnı deridir. Ve normal bir klavyesi vardır. Perdesiz. Ut'la çalınan şeyleri onu da çalabilirsiniz. Peki nasıl yolunuz kesişti sizin cümbüşle? Babam benim cümbüş çalardı. Arap stiliyle çalardı. Hmm. Çarpmalı çarpmalı çalardı. Evdeki tek alet cümbüş olduğu için ben de cümbüşle mırdatmaya başladım. Daha sonra mandolin falan işte elime geçtikçe, gitar, bağlama, onlar elime geçtikçe onları tıngırdatmaya başladım. Peki hala yaygın bir şey mi cümbüş? Ya da cümbüş yaygın bir şey tabii. Hiç. Yaygın bir şey. Bir takım gruplarda kullanılıyor hala. Çok, evet. Çok. Sonra bıraktınız mı cümbüşü? Cümbüşüm var hala. Var hala. Fakat arada bir epeydir dokunmuyorum ama. İsmindeki neşe de muazzammış. Evet, cümbüş yani, bir güzel müzik aletine verilebilecek en güzel isim hala mı? Şey, evet. Çok güzelmiş. Cümbüşten sonra mandolin, sonra... Ya öyle ne bulduysam ne çaldım yani. Çaldım dediğim bir enstrümantalist değilim ben. Hmm. Hiçbir zamanda olamadım çünkü o disiplinim yok. Hmm. Şimdi arkadaşları görüyorum. O hayat hakikaten dayanılmaz bir şey. Günde 8 saat 10 saat çalışacaksın. Sürekli elin klavyede olacak. Hmm. Bu biraz yorucu geldi bana. Hmm. Yani o disipline hiçbir zaman ulaşamadım, yapamadım. Anladım ama yani bir taraftan da çok sizin yazıyla ilişkiniz, yazıyla ve söylemekle o başka bir... O daha çekici geldi evet. Biraz belki bana. Yani hepsi bir arada olamaz yani. Evet. Bunun nerede olduğunu bilmiyorum. Galiba üniversite döneminde olabilir, Buca'da olabilir. Hı. Üniversite ama... şenliği gibi bir şey. Öyle bir şey olabilir, üniversite şenliği gibi bir şey olabilir. Yılda herhalde 80'li yılların başıdır. Orada ne çalıyorsunuz? Orada gitar çalıyorum. Gitar. Cümbüşle fotoğrafınız yok mu? Yok. Taktım cümbüşe. Cümbüşte yok. Şeye girin, Google'a girin bir cümbüş görseli. Tamam, evet kesinlikle yapacağım. Çok merak ettim çünkü. Şunlar da, bunlar yine gitarla çekilen şeyler. Hı-hı. Şu galiba Tudeh'in bir gecesinden. Hı-hı. Brüksel'de ya da Amsterdam'da olmalı. Bu kadar. Yani aynı şeyler. Hezarfen'den bir, hı hı, konserinden bir görüntü. Son fotoğrafta dedemin, annemin, babasının fotoğrafı. Hı hı. Bayağı genç kaybetmişler onu. 1950'de mi, 40'larda mı kaybetmişler? Fotoğrafta 1936 diyor. Hangisi dedeniz? Evet, burası dedin, 36. Biz? Şu yatan, aha, şahıs dedem. Bergama cezaevinin herhalde ilk müdürlerindendi. Ölene kadar da Bergama Cezaevi Müdürlüğü yapmış. Sonra ben o cezaevinde 8 ay yattım. burası dedemin diyordum. Var mıydı bir forsunuz? Yok, mahkum öyle forsu vardı. Öyle Kenan Evren'in forsu vardı yalnızca. Ama çok acayip hikayeymiş. Onca cezaevi içinde dedenizin müdürlüğünü yaptı. Evet. Tercihle değil, değil mi? Öyle. Tercihle değil. Galiba suç yeri orasıydı. Hmm. O yüzden orada yattım. Çok acayipmiş. Devam edelim. Devam edelim isterseniz mi? Edelim.
Şimdi şu kitap benim bir arkadaşımın kitabı, Ahmet Erhan. Onu yakın zamanda kaybettik. Bu kitap benim de bayağı gitti geldi. Buradan ilk çıkışımda, Yunanistan'a çıktığımda herhalde yanındaki tek kitaptı. 80 sonrası değil 80 mi 80 sonrası evet. Sonra Almanya'ya giderken yine yanımdaydı. Amsterdam'a benimle geldi. Amsterdam'dan döner, harap halde tabii kitabı görüyorsunuz. Amsterdam'dan dönerken yine yanımda getirdim. Ahmet Erhan'ın bir şiirini çalışmıştık biz. Bu arada Hezarfen ve Ezgin Günlüğü'nün arası, Ezgin'in günlüğünden çalıştığım dönemde bir de Destur diye bir projemiz vardı bizim. Öyle bir albüm yapmıştık. Destur grubun adıydı. Şimdi albümün adını da hatırlamıyorum. Deli bu kadar çok Deli bu Dünya diye bir albüm vardı. Onda Ahmet Erhan'ın bir şiiri vardı. Yani kitap 45 senedir neredeyse sizinle. Evet, herhalde 82-81 yayındır bu ya da daha eskidir. Bilemeyeceğim, yok öyle bir kayıt. Ve böyle şimdi de mesela yanınızda, yani açıp sürekli, yani yine sık sık gezdiriyor musunuz uzun seyahatlere? Yok, o kadar değil. O kadar değil. Ben göstermek için getirdim. Anladım yalnız. Yani öyle bir yani çantamdan çıkarmam dediğiniz bir şey mi vardı? Ahmet Erhan'ın başka, yani burada o dönemin işte o 78 kuşağı diye şey yapılan dönemin en aslında kıymetli şairlerinden biri. Evet, kıymetlidir. Şöyle bir şey de var. Bizim kuşağın biraz kara kutusudur Ahmet Erhan. Yani işin şeyinde ne yatıyor? O çocukların duyguları neydi? O neydi bizim duygularımız daha doğrusu? Onu çok iyi anlatan bir şairdi. Başka, yani bilmiyorum, var mı zamanda bestelenmiş ve gün yüzüne çıkmamış Ahmet Erhan şiiri? Ahmet Erhan var. Ona cesaret edemedim. Bir iki şeyi var. Belki ileride olur. Siz yani işte bunu da 30 sene önce yapmıştım diye yine, evet, çıkarabileceğiniz olabilir. Bir şeyler belki gelir. Olabilir. Şimdi başka neyimiz kaldı burada? Daha epeyce vaktimiz var. Geniş geniş konuşabiliriz. Öyle mi? Evet, tamam. Çocuğa etmemizi bakayım, gerektiren bir durum yok. Şimdi benim peder bey karikatür çizerdi. Bu kaç yılının? Evet. Herhalde 50'lerin 64 sonrası bir şey. Eskiden şey, hala var mıdır bilmiyorum, gazete okumuyorum artık da. Gazetelerin birinci sayfasında şey, siyasi karikatürler, evet, olurdu. Evet. Ya hiciv, ya komik, ya o tür şeyler olur ve genellikle de yazısız olurdu bunlar. Babam da karikatür çizmeyi severdi. İzmir'de iki gazete vardı, üç gazete vardı. Express, Demokrat İzmir ve Yeni Asır gazeteleri vardı. Onların kimilerini yayınlardı oralarda. Onları da yanımda getirdim. Bunların tabii küpürleri yok. Bende de şeyleri var. Şu Aslı, bu da bir... Babanızın, yani babanız karikatürist miydi yoksa işi başka, bambaşka bir şey? Amatördü. Yani öyle karikatüristi falan yok. Mesleği neydi? Memurdu. Memur. Bildiğimiz memurdu. Cümbüş Çalar'dı, karikatür çiziyor. Cümbüş Çalar, öğrendik elimiz, karikatür çiziyor. Evet, babanızla ilgili. Babanızın böyle bir hani sizin böyle aile hikayelerini hani merak ediyoruz bazen. İşte ne bileyim, mesela okuma alışkanlığınızı ya da işte müzikle ilişkinizi sanırım işte şekillendirmiş. İlk babanızın cümbüş çalmasıyla mı başladı sizin müzikle ilişkiniz? Öyle başladı yani. Bir memura, bir de Kınık'ta yetiştim ben. İzmir'in Kınık ilçesinde 12 yaşıma kadar orada kaldım. Daha sonra Bergama'da 4 yıl kaldım. Sonra da Ankara, İzmir yurt dışı. 16 yaşıma kadar çok küçük bir çevrede yetiştim yani. Çok da sizin gibi sosyal bir çocuk da değildim. Şöyle bir şey işte, 7000 kişilik bir kasabada, 7000 kişinin yaşadığı bir kasabada, büyük bir bahçe içinde, çok fazla arkadaşlık ilişkim de yoktu ve olmasını da diler miydim, dilemez miydim şimdi hatırlamıyorum. Çünkü çok kendi kendime kalmaktan keyif alırdım ben. Kardeşiniz var mı bu arada? Tabii iki ablam var. Evet.
Yani bir şeyler müzikle ilgilenmek o yaşlarda başladı. Yani çocuk yaşlarda başladı. Ama ilgilenmek tabii bu öyle herhangi bir alet çalıp bir eğitim görmek anlamında bir şey yok. Yazmaya da çok çocukken başladım. Abuk sabuk hikayeler yazardım. Ne tür şeyler? Çok komik şeyler yazardım. Azıcık bahsedebilir misiniz? Şöyle, Cinayetler Mezarlığı diye bir şey yazdım. Böyle 4-5 sayfalık sözde romana başlayacağım. O yıllar tefrikalar vardı. Ben de tefrika ediyordum. İşte kendim gazete falan çıkarıyordum. Ya, böyle. Kendi kendime uğraşıyordum. Sonra ablam şey dedi, küçük ablam, bildiğim bir şeyi yaz dedi. ya çok. Ama bu bence... Sadece o yaşta bir çocuğa değil, bir şey yazmaya kalkan herkese verilmesi gereken bir tavsiye. Sonra zaten yazmadan önce öğrenmeyi... İşte şimdi aslında ablanızın tavsiyesi işte Nasrettin hikayesi yazmak için o kadar kitap okumak falan. Belki de hala onun kulağımızda sesini... Sürüyor tabii o, evet tabii ki. Okuma konusunda biraz şansım vardı. Babamın bir kitaplığı vardı. Ki en büyük şeyim de, favorim de şeydi, eski Hayat Ansiklopedisi vardır. Siyah beyaz ciltli. İşte böyle 14 tane yan yana dizince bayağı bir şey yapar yani. O yılların bilgileri, 60'lı yılların bilgileri vardı içinde. Ama ne ararsanız vardı içinde. Balinalar, işte hipopotamlar, ne ararsanız vardı. Tarihle ilgili şeyler. Onları okumak çok hoşuma giderdi. En keyif aldığım şeylerden biriydi. Bir de babamın şey arşivi vardı. Karikatür dergileri arşivi vardı. Bayağı da zengin bir arşiv vardı. Arşivdi. O arşivi kaybettik sonradan. O yılların dergileri Akbaba, Pardon dergisi. Daha önceki yılların Marco Paşa, Malum Paşa, Aziz Nesin'in çıkardığı, o grubun çıkardığı dergiler. Öyle yavaş yavaş karikatüre falan da ilgim başladı. Hatta bugün bile bazen böyle romanları yazarken şey yaparım. Tipleri eğlenmek için yalnızca... Var mı yanınızda? İki tane olması lazım. Abi çok enteresan bir şey çünkü. Yani tipleri böyle çiziktiririm. Kim kendi bunlar? Kendime. Hatırlıyor musun bu, hangi karakter? İkisi aynı karakter. Nasrettin'deki Volkan Öke. Karakteri bir Özbek bilgini. Öyle bir şey. Nasıl bir, yani şöyle hani gözünüzde bir şey canlanıyor. bu da kendiniz için yaptığınız bir şey. Hiç yanılamadınız değil mi? Yok, kitaba eşlik etmedi yok, yani. Yanılamadım. Böyle karşınıza alıp yazarken ona bakar mısınız mesela? Hayır, hiç kendi? Öyle bir şey değil. Ha. Bu yalnızca eğlenmek için yani masada durup sıkıldığımda ama çalışmaktan bayağı böyle bir şey. Buluyor yani. Daha sonra işte televizyon seyrederken falan öyle tamamlıyorum. Öyle bir şey çıkıyor ortaya. Nasrettin'in çizimlerini tabii ki ben cesaret edemezdim böyle bir şeye. Cem Kızıltuğ yaptı. Kitabın içinde de bayağı bir güzel desenleri var. Günlük şey. Tutma huyunuz var mıdır? Günlük uzun yıllar tuttum yani 40 yaşıma kadar falan. Ama günlük anı ben yani normal günlük değil. Okuduğum kitaplar unutmayayım diye not aldığım şeyler falan öyle, o tür şeyler vardı. Onlardan hiçbiri kalmadı o günlüklerden de. Ama zaman zaman hala şeyle ilgili notlar alırım zaten. Okuduğum kitaplarla ilgili notlar alırım. O deftere yazma şeyi ama bitti tabii artık. O notları da şu anda bilgisayara yazıyorum. Ha onu soracaktım. Tabii. Yazarken de bazı yazarlar mesela hala elle yazan yazarlar var. Siz bilgisayar ben bilgisayara geçtim. Konfor. Bırakın evet. büyük konfor oluyor. Anlıyorum. Yani o kimi yazarda sanırım şöyle bir şey oluyor. Elle yazmanın düşünsel süreci daha farklı bir şey tabii. Farklı. Daha farklı yani onu hissediyorum bazen dışarıda olduğum zaman elle yazıyorum. Daha farklı bir şey tembelleştirdi biraz şey bilgisayar hayatımızı. Evet yani başka bir şeyi oluyor. Bir daha önce de bu programda bahsettim çok hoşuma giden bir şey vardı siz yine yeri gelmişken söyleyeyim. Böyle bir takım kitaplar mesela Kayıp Zaman nezdinde Marcel Proust'un kitabı için bu söylenir. O kitap işte o zamanın teknolojisi daktilo. Gerçi elle yazıyormuş sonra daktiloya çekiliyormuş filan. Mesela bilgisayarda yazılmış olsa o kitap aynı kitap olmazdı diye bir şey. Olmaz herhalde. Gerçekten öyle. Daktiloya ben de yetiştim. Ben de 90'a kadar daktiloya çalıştım ben de.
Tabii ya, 90'ların ortasına kadar aslında daktilo şeydi. Yani daktilo ile yazdığınız ve bilgisayarla yazdığınız arasında da bir ritim farkı oluyor sanırım. O da metni başka bir şeye sokuyor galiba. Bilemiyorum hiç. Ama şimdi cesaret edemem defterle yazmaya. Çünkü çok alışkanlık oldu. Bilgisayarda hemen düzeltebiliyorsunuz. İşte öteki biraz daha acılı bir süreç gibi geliyor artık bana. Evet. Sizin bu arada tarih dediniz az önce ansiklopediden bahsederken. Evet. Böyle bir tarih merakınız da var bildiğim kadarıyla, değil mi? Tarih okumak diye bir merakınız var. Yani tarih okumayı seviyorum. Roman okumaktan daha çok seviyorum. Ha, niye? Bilmiyorum. Küçüklükten beri vardır. Yani o lisede falan tarih kitabı elime geçtiğinde ben onu bir haftada bitirirdim. Koyardım bir kenara. Millet onu her derste ayrı 10 sayfa gider. Ben onu bitirmiş olurdum. Lisede falan böyle tarih, en sevdiğiniz ders tarih miydi mesela? Evet. Edebiyat değil. Edebiyat değildi. Ha. Edebiyat da severdim ama tarih bir şey anlatıyordu sanki bana. Şimdi tam olarak adlandıramıyorum onu. Belki geçmişle ilgili. Yani seviyorum. Hmm. Anlamayı seviyorum. Aslında belki sosyal bilimlerin içinde en bilim olan şey tarihtir diye düşünüyorum. Farklı yerlerden okunabilir, bir de farklı noktalardan okunabilir. Biz hep tek tip bir tarih okuduğumuz için tarih de tarih olmaktan çıkıyor böylece. Aha. Resmi tarih okuyoruz. Farklı şeylere yönelince geçmişin hiç de anlatıldığı gibi olmadığını anlıyorsunuz. O insanları tanımak için farklı ayaklar ortaya çıkıyor. Ne bileyim şimdi işte Rus insanını tanımak için Tolstoy'u, Dostoyevski'yi okumak faydalı. Kesinlikle. Ona bakarsanız. Ben de hiç roman okumamıştım. Hayır canım, öyle bir şey demek. Şeyde, yeni yetmeliğimde roman okuyordum. Tabii ki öyle tarih kitabı alıp okumuyordum. Çok çekici değildi o yıllarda. Yalnızca seviyordum ve o sevgim de daha sonra roman okumaya dönüştü zaten bir biçimde. Peki sonra hukuk fakültesi de sonra okumuşsun. Mimarlık okudum bir ara. Ha, nasıl olduysa ilk işte 16-17 yaşında Ankara'ya gittim. 3 yıl mimarlık okudum. Orayı bıraktım. İzmir'e hukuka geçtim. Orayı bıraktım çünkü 3 yılda bir tek ders verebilmiştim. Hangisiydi, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum hiç. Mimarlık hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum. Sevmemiş miydiniz? Sevmiştim. Okula gidemiyordum. Anladım. İşgal altındaydı okul. Siyasi şeyler vardı. Çalkalanmalar içindeydik. Hukuk okumayı daha çok benimsedim. Yani hukuku daha çok benimsedim. En azından bu işler nasıl dönüyor, toplum nasıl bu hale geldi diye bir şeyler öğretiyor size yani. Tarihle ilgili olarak böyle de, yani özellikle anaokulunun tarihçilerini sanırım şey yapıyorsunuz. Evet, tam onları da demin söylediğiniz yani tarihin bir bilim olduğunu ilk böyle net şekilde ortaya koyan ekol aslında. Ben hala kuşkuluyum o konuda da bilim olduğunda. Benim de var kuşkularım da merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi kronolojiden ibaret bir tarih okuyoruz ya biz aslında biraz öyle yani bizdeki tarih şeyi, marifteki, eğitimdeki rolü bu, kronoloji öğretmek. Çok özür dilerim. Bu biraz bunu sizinle konuşalım istiyorum. Küçük bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Başında keseyim dedim, ortasına kesmek yerine. Birkaç dakika sonra şu tarih konusundan devam etmek üzere karşınızda olacağız. Tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden Hüsnü Bey'in hayatına, bavuluna, onu şekillendirenlere, sanatlarını diyeyim birden fazla alanda üretim yapan biri, biçimlendiren şeylere bakmaya devam ediyoruz. Tarihle ilişkinizi konuşuyorduk. Tarih bir bilim midir meselesi, ana okulu falan. Evet, oralardaydık. Buyurun. Biraz daha tarih farklı dilimlerle
algılamak mümkün. Benim anal okulunda gördüğüm şey oydu. Hem Mark Bloch'ta hem Brodel'de ya da ismini unuttum. Ben de geçemem. L ile başlayan Kapitalizm ve Kapitalistler diye kısa bir kelime kitabı vardır. Hmm. Yalnızca o kelimeleri anlatan bir kitabı vardır. Birazdan hatırlarım. Tamam, hiç dert değil. Hem onda dilimler halinde algılanabilir bir şey olarak anladım ben tarihi bu ekolün anlattıklarında. 20 yıllık bir dilimle bakarsanız farklı bir şey görürsünüz. 50 yıllık dilimler halinde bakarsanız daha farklı bir şey görürsünüz. Çağlar halinde bakarsanız diyelim 250 yıllık, 300 yıllık tarihi dilimler olarak bakarsanız daha farklı bir şey görürsünüz. Ve bu biraz şeyi anlatıyor. Ne bileyim matematikte kümeler vardır. İşte 2 çarpı 2 yalnız 4 yalnızca 2 çarpı 2 değildir. 3 artı 1'dir bilmem nedir bu. Farklı şeydir 4. Çok o anlamda bir şey söylüyorsunuz. Farklılıkları var. Her dördün bir farklılığı var. Burada da tarihte de her tarihi dilimin bir farklılığı var. Her bakış açısının bir farklılığı var. Diyelim işte Orta Çağ'ı anlamak için en azından Anadolu Orta Çağ'ını anlamak için yalnızca Bizans'ın yüzyılına bakmak yetmiyor. Yalnızca Selçuklu'nun uzun çöküşünü, o 60 yıllık, 70 yıllık çöküş sürecini anlamak yetmiyor. Bunları bir arada görmek gerekiyor. Aynı zamanda hepsinin tarihi iç içe geçmiş. Bir şey tabii, nereden neye baktığınız yani kaynak seçimi, işte kim konuşanın kim olduğu da o yani dönemin kaynaklarına baktığınızda evet. o da bambaşka bir perspektif. O da bambaşka bir şey. Şimdi Selçuklu tarihini anlatan İbni Bibi diye bir yazar var. Tamamen resmi tarih. Aslına bakarsanız yalnızca işte yönetenlerin bir takım soylarını, soplarını ve o yıllarda yapılmış savaşları anlatan bir tarih. Karamani tarihini anlatan bir yine yazar var. O da resmi tarihinin. Yani bunlar bir de sonradan yazılma şeyler. Şey vardır mesela çok enteresan bir şey. Sarı Saltuk diye bir Türk vardır. Müslüman. Hangi dönem? 1200'lü yıllardayım. 1200'lü yılların ortalarında. Büyük ihtimalle Babai isyanına katılmış ve kalabalık bir aile grubuyla beraber, şimdi hatırlamıyorum 7000'li 2000'li şeyden çok önce yani 1270'lerde mi 60'lı mı tam olarak hatırlamıyorum. O tarihlerde 1200'lerde Trakya bölgesine yani Balkanlara göç etmiş. O adamın hikayesi yaklaşık 70 yıl sonra yazılıyor. Cem Sultan yazdırıyor bir, şimdi yazarın tarihçinin adını hatırlamıyorum. Her zamanki gibi. 70 yıl sonra Sarı Saltuk'u bambaşka biri olarak tanıyoruz. Sünni olarak tanıyoruz. Babai isyanına katılmamış İslam yayıcısı olarak tanıyoruz. Müslümanlığı oraya götüren adam olarak tanıyoruz. Ama gerçek olgulara baktığınızda, farklı kümelere baktığınızda orada Anadolu'dan kaçmak zorunda kalan bir adam olarak görüyoruz. Bu tür hikaye anlama kolaylıkları oluşturuyor belki. Farklı insanları okumak, farklı açılardan bakmak diye düşünüyorum. Mesela bunları o Nasreddin kitabı vesilesiyle okuduğunuz kaynaklardan mı verdiniz? Çok acayipmiş. Yani buralardan... Yani kurgu için çalışmak evet şüphesiz ablanızın dediği gibi insan bildiği şeyi yazmaz o yüzden önce öğrenmeli. Ama bu kadar derin çalışıyor olmaz. Yani pek çok yazar bu kadar zahmete girmiyor. Hani ben yazarım diye kendini tanımlıyor. Değil mi? Ben genellikle tarihsel alanlar seçiyorum zaten kendime. Her şeyden önce yazacağım şey. O alanlarda ne olmuş ne bitmiş hoşuma gidiyor. Bir de hakikaten bilgileniyorum çünkü çok... Cahil bir insanım. Her şeyi bilmek zaten mümkün değil ama en azından merak ettiğim bir şeyler diyelim. 13. yüzyılı merak ediyorum. Bari bir işe yarasın yaptığım işti.
Ya çok sevdiğim bir cümle vardı. Yine daha önce bu programda ben sürekli kendimi tekrar eder oldum. Ama konular benzer yere gelince daha önce bu programda söylemiştim. Tam şimdi doğru hatırlamaya çalışayım ama tam söylediğiniz şey ekseninde. Tarihin işte bilimliğiyle ilgili bir şey ve perspektif baktığımız yerin ne kadar değiştiğiyle ilgili. Tarih belleğin kusurlarının belgelemenin yetersizlikleriyle buluştuğu noktada üretilen kesinliktir. Hatırladım. Bu bana ağır geldi. Evet. Ama aslında tam bunu söylüyorsunuz. Bu bunun süslü biçimde söylenmiş hali. Bir edebiyatçının cümlesi. O yüzden güzel söylemiş. Belleğin kusurlarının belgelemenin yetersizlikleriyle buluştuğu nokta. Aslında tam olarak orada bir şey oluyor ve onu bulmaya çalışıyor tarihçiler ve peşlerinde bizde gibi bir şey yani. Evet. İsterseniz bu arada çantanızda en son filmler kaldı ama filmlere geçmeden bir şey sormak istiyorum. Kelimeler dediniz. Sizin kelimelere de bir merakınız olduğunu biliyorum. Sözlük, ansiklopedi bakar gibi sözlük bakmayı da seviyorsunuz. Sözlük bakmayı severim, evet. En son evvelsi gün Fulke Altınç'ın Argo sözlüğünü okumaya başladım ve öyle kaptırdım gittim. Böyle şeyde mesela Nişanyan sözlüğü, bir de bir sözlük daha bahsetmiştiniz. Şimdi adını getiremiyorum. Nişanyan sözlük, Hulki Aktunç'un sözlüğü, bir sözlük daha vardı. Galiba öyle başucu kitaplarımdan sürekli baktım. Sözlük severim ben yani. Evet, tabii Türkçe sözlük açıp okumam da. Anladım. Ya böyle bu etimolojik şeyleri oraya da böyle bir tarihsel bir yerden bakıp etimolojik şey kovalamak. Tabii şeyde çok işime yaradı. Nasrettin'i yazarken çok işime yaradı. Çünkü orada ayrı bir dil kurmam da gerekiyordu. Yalnızca bir kurgu değil de dili de kurgu çünkü onun. O dönemde kullanılan dil bilmiyoruz tabii ki. Yani yazılı metinlerin hepsi Farsça Selçuklularda. Türkçe kullanan Karamaniler var ama onlar da onların da çok yazılı belgesi yok. Şairler var yalnızca. Bugüne kadar kalan işte Yunus Emre var, Said Emre var. Daha sonraları Aşık Paşa var. Onlardan biraz böyle bir ipucu yakalama şeyi var. Bazı kelimeleri yakaladım. Geri kalanı da kendim uydurdum açıkçası yani. Çok acayip yani. Bence acayip bir şey onu becerebilmek yani. Biraz da bir işte aynı dönemde olması da gerekmiyor. Şimdi biraz Çağatayca bir şeyler okudum işte. O anlaşılır bir Türkçe çünkü o. Dede Korkut hikayelerini okumuş ki daha sonra yazılmış hikayeler bunlar ama yine de bir şey oluşturmak için, kurgu bir dil oluşturmak için elverişli bir alan yani. Kurgu dil oluşturmak çok şey bir acayip bir proje bence yani bu arada. Eğlendirici olduğu kesin. Peki şu anda mesela 1964'te geçen yazmakta olduğunuz şey için ne tür şeyler okuyorsunuz? Şu anda okuduklarım artık bitirdim okumayı bayağı yarıyı geçtim. Avukat anıları bu miktarda. Şimdi isimlerini hiçbirini sayamam tabii de. Aklıma gelen 1960'lı yılların anıları vallahi hiçbir aklıma gelmiyor. Ama yine neyse ortaya çıkınca görürüz. Bu sene içinde mi umalım o kitabı yoksa bu sene sonra evet mi? Yaz en fazla yazın. Çok biter. Yani gerçekten ne kadar üretken bir insansınız demeden duramayacağım. Buyurunuz. Filmlerinize geçelim. Evet, siz çok film izleyen bir insan mısınızdır? Önce onu sorayım. Şöyle sinemaya epeydir gitmiyorum. Çünkü yaşadığım kasabada sinema yok. Buradan duyurulur çok. Hemen bir sinema. Koçaya bir ama sinema. Ama olsa gider miyim onu da bilmiyorum. Ya artık sinemayla ilişkilenmek için sinemaya gitmek gerekmiyor. Öyle bir hal aldı. Öyle bir hal var evet. Dizi falan da seyrediyorum ben aslında. Sevdiğim bir dizi de var. Lilyhammer diye bir dizi var. Denk gelirseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ben prensip olarak dizi izlemeyen bir insanım. Çünkü bağımlılık eğilimim olduğunu düşünüyorum. Evet, ve kendimi kurtaramıyorum. Evet, o yüzden yapıyor yani. Bağımlılık. Yoksa... ben eğlenceli işleri seviyorum. Şu Drunk vardı bir... birkaç sene önce. Danimarka filmi herhalde değil mi? Evet. Şimdi... Başroldeki oyuncunun adını hatırlamıyorum. Mark Middelsen gibi bir şey sanırım. Middelsen gibi bir şeydi evet. Bu arkadaş. Kanda göstermişti. Bu film çok acayip ve çok şey bir filmdi. Bana eğlenceli geldi. Çok eğlenceli. Ama eğlenceli olurken de biraz insanın iç dünyasını, o
niye böyleyiz biz hikayesini biraz iyi anlatan bir şey gibi geldi. Böyle işte özgüvensizlik diye gözüken şeyin aslında ne olabileceğine dair. Evet, bir... çok farklı şeyler anlatıyor. Yani herkesin farklı şeyler düşünebileceği biri. Yine aynı oyuncunun. Ha, özellikle sevdiğiniz bir oyuncu mu denk mi geldi? Valla sevdiğim bir oyuncu oldu. Hmm. Çok değişik bir adam. Çok özel diyorum. Bir oyuncu değil mi? Suratı Adem'in, da... Adem'in elmaları. Bu filmi neden seçtiğinizi de duyalım. Bu da çok değişik bir şey. Yani ben biraz şeyle de ilişkilendirdim. Belki izleyenler ilişkilendirmemiştir de. İsa Fikri'yle de ilişkilendirdim. Ceza Fikri'yle, yani dünyadaki ceza Fikri'yle de ilişkilendirdim. Biraz böyle... dini metin gibi geldi bana ama çok da eğlenceli bir metin yani. Dini metin dediysem din anlatan bir metin değil. Anladım, o onu kısa bir şey olarak kullanan gibi oradaki. Evet, öyle bir şey gibi. Şey bir ben elim yani filmi izlemedim ama okumuştum zamanında bir türlü denk gelmedi. Bir elmalı turta yapma hikayesi vardı galiba. Ağaçtan bir elma toplanıyor, bir şeyler böyle bir evet, suç. Öyle bir şeyler var. Ben de izleyeli bayağı oldu, şimdi hatırlamıyorum. Bu arada yönetmeninin son filmi yine bu adam oynuyor. Bu filmin yönetmeninin son filmi Mac Middleton oynuyor. O da bir gerçek hikaye, yine Danimarka'da geçen bir şey hikayesi. Filmin Türkçe adını hatırlayamıyorum ama böyle bir çorak toprakları şey yapmak üzere yeşertmeyi kafaya koymuş ve bütün otoriteyi karşısına alan bir adamın öyküsü olarak birkaç ay önce o da çok konuşuldu. Neyse bayağı Danimarka sineması şeyine döndü. Tesadüfen öyle oldu. En eğlenceli bunlar geldi bana. Bir de biraz eskiden çok ben eğlenceli olmayan ağır filmler de izlerdim. Ha. Biraz artık şeye döndü, biraz eğlence arıyorum yani. Biraz eskiden şey de vardı ama iyi sanatın ağır ve ağlak olması gerektiğine dair bir kabul vardı sanıyorum. Evet, böyle sanat sert, sineması böyle ağır olur diye bir şey vardı. Şey, büyük konuları ele almalı, daha toplumcu bir yerden belki davranmalı. Şimdi biraz o anlayış da genel olarak kırılıyor sanırım. Valla bana kalırsa bu filmler de toplumcu. Evet, de aynı zamanda. Kesinlikle. Ama çok şey... farklı biçimlerde de yapılabiliyor. İnsanın tabii şeyi çok değişiyor zaman içinde. İlgi biçimleri çok değişiyor. 20'li yaşlarda ben farklı şeylerden hoşlanıyordum. Hem müzik dinlemek açısından da böyle bu. Galiba işte o ürünü, sanat ürününü algılayış biçimimiz falan farklılaşıyor. Yani insan bir şeyler mi kaybediyoruz yoksa olgunlaşıyor muyuz onu bilmiyorum tam olarak. İkisi de muhtemelen ya da olgunlaşmak belki de zaten bir şeyler kaybetmek gibi bir şey de bir tarafıyla. Evet yani 70'li yıllarda, 80'li yıllarda ben rock dinlerdim. Ve ağır klasik, yani çok böyle cüsseli klasik müzikler dinlerdim. Senfoniler falan, konçertolar dinlerdim. Şimdi bazen çalışırken zaten piyano dışında hiçbir şey dinleyemiyorum. Çalışırken dediniz, yazarken. Yazarken falan. Onu da çok az böyle sesini açarım. Onun dışında da 2-3 aleti geçen şeyler mesela artık kafam kaldırmıyor dinlerdiniz derler. Bu arada rock deyince merak ettim o yıllarda dinlediğiniz. O yıllarda olan grupları dinlerdim. İşte Supertramp'ten Pink Floyd'a Moody Blues vardı belki bilirsiniz. Biliyorum, babam çok sever. Sizin kuşak. Tamam. Babamdan İşte biliyorum. Onları dinlerdik biz, babamızın dinlediklerini dinlerdik. Ama şimdi artık ağır geliyor. Anladım. Evet, tahmin ediyorum. Buyurun o filmlere bu bakalım. Bu da tabii Fellini'nin Amarcord'u. Bu da yine neşeli bir film kategorisinden. Evet. Bunu da çok severim. Ufak ufak çantayı bitirdik başarıyla. Epeyce de bir bence sizin üretme biçiminize ve nelerin sizi biçimlendirdiğine dair en azından ben fikir edindim inşallah. Başkalarının da olmuştur. Dediğim gibi ya, açıkçası hani yayın öncesinde size çalışırken tam neresinden tutacağımı bilemediğim kadar farklı alanlarda farklı işler yapmaktasınız ki. Ama bir resim çıktı benim için. Umarım izleyiciler için de öyle olmuştur. Şeyi tekrar yineleyelim. Şiirler albümünüzün tam adını evet, bana... Şiirlerden Şarkılar, evet, 40 yıl 40 sonra. Albüm dijitale konacak yalnızca şu aşamada. 9
Şubat'ta. 9 Şubat dediysem herhalde Perşembe gece yarısı oluyor. Hı hı. Cumartesi de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Kartal'da bir konserimiz olacak. Aynı albümün lansman konseri. Siz bu arada hazır İstanbul'a gelmişken birkaç konseriniz daha olacak sanırım. Birazdan yayınlanacak ajandaya da koyduk, evet, ama bir 14 Şubat'ta biz 14 Şubat, Şubat'ta Zuhal Olcay'la birlikteyiz. İF'te galiba. Aha, Beşiktaş İF'te. Daha sonra da bir, daha önce de bir Ankara konseri var sanırım. Ama o da bu şeyin kapsamında mı? Yok değil, o bizim normal grubumuzda. Oh, çok çeşit çeşit. Evet, ben de bu işlerin yabancısıyım. Yani nasıl olacak bu işler onu ben de bilmiyorum. Aynen, bir biçimde yapacağız. Yani özellikle Dengin Ceyhan'la olan yeni şey, onu da bu arada tekrar göstereyim. Çok merak ediyorum çünkü sizin için de yeni bir şey, bizim için yepyeni, evet, bir şey. Sizi piyanoyla... Ya şimdi mesela şeyi söylediniz, hani piyano dinliyorum dediniz ama sizi... Yanılmıyorsam yani sırf piyanoyla hiç dinlemedik bugüne kadar, değil mi? Yani piyano ağırlıklı bir şeyle hatta. Gruplarda piyanomuz Ezgün Günlüğü'nde nadir çalıyor zaten klavye. Daha sonra da arada bir hala konserlerimize klavye çalan olur bazı konserlerde. Ama burada başka, bambaşka bir şey duyacağız. Burada bambaşka sanırım bir şey. Pekala. Peki son olarak şey sorayım. Şiirler demişken şu Nazım Hikmet projesine mesela o ne zamana onu umabiliriz acaba? Buradan Deniz Bayrağı sesleniyorum. Evet. Bizi bir an önce çok merak ettim. Çalışması çünkü lazım. Benim de çalışmam lazım. Yani birlikte çalışarak bunu kotarırız herhalde. Bir iki yılı var çünkü bu proje var sırada. Hızlanmamız lazım. Evet. Umarım hızlanırsınız. Çünkü hakikaten o ya bir de böyle 20 yıl insanın aklında uçuşan bir şeyin vücut bulması da ayrıca da çok heyecan verici olsa gerek. Ama tabii şey yapmıyorum hiç, yani daha erken mi yapsaydık, daha önce yapsam bitirse miydik, keşke bitirseydik falan diye öyle bir şey yok. Çünkü durdukça olgunlaşıyor. Demleniyor değil mi? Demleniyor. Siz evet belli ki bu anlamda acele etmeyen birisiniz. Yani evet, bir şeyleri yapıp kendi zamanını... Acelem yok, daha buradayım. Şüphesiz. Ondan hiç şüphemiz yok ve bizim de dediğim gibi size başta söylediğim gibi kapatayım, toparlayayım. Benim hayatımın fon müziği olduğunuz için, ben de daha hayatta çok olmaya devam ederim etmek istediğim için sizin de buralarda olmanızı ve çok bana sesinizle eşlik etmenizi temenni ediyorum. Ve daha neler gelecek bakalım, sizden merakla bekliyoruz. Hüsnü Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Ayağınıza sağ olun. Sağlık. Sağ olun. İstanbul ve Ankara konserlerinizi de dinlemek isteyenler buyursunlar diye yinelemiş olayım. Şimdi her zaman olduğu gibi Hüsnü Bey'le vedalaşacağız birazdan ve sizleri haftanın kültür sanat etkinliklerini topladığımız ajandamızı izlemeye bırakacağız. Ardından şehirde neler olup bittiğine kısaca baktıktan sonra ben tekrar stüdyoda tek başıma karşınızda olacağım ve yeni çıkan kitaplardan seçtiklerimizi anlatacağım. Bakalım bu haftanın etkinlik ajandasında neler var. Pandora'nın merakı yeni haftada yine kültür sanat dünyasından birbirinden seçkin etkinlikleri sizler için listelemeye devam ediyor. Kültür sanat ajandamız da bu hafta. 14 Şubat çarşamba akşamı İF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde iki usta ismin şarkıları yankılanacak. Sanat ve müzik dünyasının başarılı isimleri Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirinden özel şarkıları seslendirmek için bir araya geliyor. Yaseminle üstüne yemin ederim düşmesiz. Daha önce Hüsnü Arkan'ın Kanat Sesleri albümünde de Eyvallah şarkısını birlikte seslendiren ikili bu kez müzik severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tercihini operadan yana kullanmak isteyenler için İstanbul Devlet Opera ve Balesi eşsiz bir seçenek sunuyor. Avusturyalı müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart tarafından bestelenen ve ilk kez 1787 yılında sahnelenen Don Giovanni Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bu yılki repertuarında kendisine yer buldu. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetiyor.
Çapkın, sınır tanımayan İspanyol asilzade Don Giovanni karakterine ise Murat Güney hayat veriyor. Operanın bu kült eserini 8 ve 14 Şubat tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyebilirsiniz. Haftanın oyun önerisinde ise 4 yıldır kapalı gişe oynayan Ölüm Bizi Ayırana Dek dikkat çekiyor. Çok güzelsin. Boşanmak üzere olan bir çiftin evde ceset bulmasıyla gelişen olayların anlatıldığı oyunun aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenen Hakan Yılmaz, oyunda başrolü Ebru Cündübeyoğlu ile paylaşıyor. Cansu ne yapıyorsun, nöbet mi geçiriyorsun, ne oluyor? Ölüm Bizi Ayırana Dek 11 Şubat Pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da seyirciyle buluşacak. İş Sanat İş Kuleleri Salonu, kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar serisinde 12 Şubat akşamı genç müzisyenler Ahmet Efe Demirci ve Elif Su Yalın konserine ev sahipliği yapacak. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonundan seçili eserleri sanatseverlerle buluşturduğu Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük sergisine ev sahipliği yapıyor. Neslihan Murat Beyoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergi, Taviloğlu'nun 1972'den günümüze süre gelen koleksiyonculuğunu ve denize duyduğu tutkuyu yansıtıyor. Sergi 20 Şubat tarihine kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. Haftanın vizyon filmleri arasında en dikkat çeken yapım 11 dalda Oscar'a aday gösterilen Zavallılar filmi. Bella, this is Mr. McCandles. Hello. Bella. 80. Venedik Film Festivali'nde dünya premierini yapan film, festivalden Altın Aslan ödülüyle ayrılmıştı. Zavallılar, Altın Küre ödüllerinde de komedi veya müzikal kategorisinde en iyi film ödülünü alırken, başroldeki Emma Stone da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Bobby, I'm not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Modern ve özgün bir Frankenstein hikayesi olarak betimlenen filmin başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, William Dafoe ve Remy Youssef paylaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise son filminden 5 yıl sonra sinemaya dönen Yorgos Lanthimos oturuyor. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale. Tekrar merhabalar. Kitaplara geçmeden önce videoya bir ilave yapmak istiyorum. Zavallılar filmi, hafta aylardır beklenen ve çok konuşulan o film, bir kitap uyarlaması ve Türkçesi de uzun süredir baskısı yoktu. Çok yakın zamanda İtaki Yayınları'ndan yayınlandı. Henüz elimize gelmedi ama geldiğinde ondan ayrıca bahsederiz haftanın yeni çıkanlarında. Belki filmi izlemeden önce kitabını görmek istersiniz, okumak istersiniz diye şimdiden bilgiyi paylaşmak istedim deyip elimdeki kitaplara geçiyorum izninizle. Uzaklar 2 Antarktika haftanın ilk kitabı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Osman Atasoy'un. Muhakkak bu hikayeyle bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Osman Atasoy'un eşiyle beraber Uzaklar 2 adlı gemisiyle Antarktika'ya gitme hikayesi. Bu çok konuşulmuştu gerçekleştiği yıllarda ve bu bir aslında seyir günlüğü gibi. Bütün gün gün neler yaşadıklarını, neler gördüklerini fotoğraflarla beraber anlatıyorlar. Çok acayip bir deneyim tabii ve hayatta çok az insana nasip olan bir şey. Birinci ağızdan bir gözlem ve macera hikayesi şüphesiz ki. Bu tür şeylere, yani maceralı hikayelere meraklı olanlar ve evinden ayrılmadan acayip bir seyahat güncesi okumak isteyenler için haftanın ilk kitabı bu. Ardından ikisini beraber anlatmak istediğim Yapı Kredi Yayınları'ndan iki tane Proust kitabı var. Daha doğrusu biri Proust kitabı, biri Proust'a dair bir kitap. Kayıtsız Adam, Marcel Proust'un Kayıtsız Adam, Kayıp Öyküsü aslında. 1896 yılında yayınlanmış, 1893'te yazıldığı tahmin ediliyor. 22 yaşındayken ve sonrasında da ortadan yok olmuş ve yıllar sonra bulunmuş bir kitap bu, bir öykü bu. Minicik bir şey. Aslında Proust'un zamanla kayıp zamanın izinde dönüşecek karakterlerinin, fikirlerinin, yazma biçiminin, üslubunun nüvesini görebildiğimiz bir öyküymüş. Ben çok merak ediyorum bir büyük bir Proust hayranı olarak. Burada şöyle de bir bilgi ekleyeyim. Bu öyküyü
kayıp olan bu öyküyü Philip Kolb bulmuş. Philip Kolb çok acayip bir insan. Proust'un mektuplarını 21 cilt halinde yayınlamış. Bütün mektuplarının üzerinden geçmiş. 21 cilt olarak yayınlamış. Hayatını Proust'a adamış bir uzman. O bulmuş şiiri de. Bu arada bu 21 ciltlik mektubun Proust'un hayatı boyunca yazdığı mektupların %10'u olduğu tahmin ediliyor. Bu bilgiyi de vereyim. Philip Kolb'un çabasıyla ortaya çıkmış bir öykü bu. Ayşenaz Cengiz çevirisiyle yayınlanmış. Bizim de bir tür bir Philip Kolb'umuz var diyebileceğim bir isim Mehmet Rifat. Türkçe'de Proust üzerine en kapsamlı incelemeleri yazan ve bence çok şanslıyız Mehmet Rifat gibi birine sahip olduğumuz için. Yapı Kredi Yayınları Proust'un eserleriyle beraber Mehmet Rifat'ın da çok detaylı Proust incelemelerini yayınlıyor. Pek çok kitabı var. Sadece Proust üzerine yazmıyor ama ağırlıklı olarak bildiğimiz eserleri Proust'a dair çok detaylı eserleri var. Proust'un mesela eserlerinde müzikle ilişkisi ya da Proust'un eserlerindeki işte Otantik Snoplar diye bir kitabı vardır benim okuduğum. Karakterleri inceleyen çok çok kapsamlı detaylı metinler bunlar. Bu da yeni Mehmet Rifat'ın yeni incelemesi. Marcel Proust'un yaşamında kim kimdir ve roman kahramanlarının modelleri. Mesela Kayıp Zamanın izindedeki ünlü Lord Charles'un aslında Montesquieu kontundan ilham alınarak yaratıldığını biliriz. Ama bunun dışında bilmediğimiz pek çok karakter var ve çok tanıdık isimler de var. Oscar Wilde'ı gördüm mesela karıştırırken, Ernest Renan gibi bildiğimiz ünlü isimlerin de bulunduğu, Marcel Proust'un hayatına değen, eserlerinde yer bulan karakterleri incelediği bir yeni metin. Bu ikisini böyle Proust sevenleri ihya edecek gelişmeler olarak paylaşmış olalım. Sonra Itaki Yayınları'ndan Şileli yazar Nona Fernandez'in Bilinmeyen Boyutu Rosa Hackman çevirisiyle yayınlandı. Nona Fernandez 1971 doğumlu yanılmıyorsam güncel Şili edebiyatının önemli isimlerinden biri kabul ediliyor. Şili'deki 73 yılındaki darbe sonrasında işte Pinochet diktatörlüğünün zirveye ulaştığı 1984 yılında başlayan bir hikaye bu. Bir adam bir dergiye gidiyor ve eski bir emniyet müdürü ve yaptığı işkenceleri anlatmaya başlıyor ve buradan şekillenen bir hikaye. Nona Fernandez aslında böyle bir hafıza üzerine çok akıl yürüten ve o toplumsal hafızayı diri tutmak üzerine kurgular yazan biri. Bilinmeyen Boyutta yeni yayınlandı. Ben çok ilginç olduğunu tahmin ediyorum bu kitabın. Ardından Doğan Kitap'tan Sorularla Oğuz Atay Selçuk Orhan'ın kitabı. Oğuz Atay edebiyatımızın malum en önemli isimlerinden biri ve üzerine çok yazılıp çizilen, anlaşılmaya çalışılan hem karakteriyle hem eserleriyle böyle bir çerçevelemesi de zor biri. Selçuk Orhan gerçekten de sorularla, sohbet gibi sorularla bir kitap hazırlamış. Bayağı böyle kısa kısa cevaplar, 2-3 sayfalık cevaplar veren ve gerçekten sorular, bir soru cevap şeklinde okuyabileceğiniz, bu pek de heyecanlı bir hikaye gibi görünmüyor ama diye bir bölüm başlığı var mesela. Muhtemelen bir bölümü okurken aklınızda oluşan soruyu bir sonraki bölümün başlığı olarak göreceksiniz. Böyle bir kitap. Oğuz Atay'la ilişkisini derinleştirmek ya da belki de tanışmak, anlamak ve çerçevelemek isteyenler için kıymetli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bu da yeni çıkanlardan. Son olarak da İtalyan yazar Natalia Ginzburg'un Sevgili Michel diyelim. Can Yayınları'ndan çıktı Şemsa Gezgin çevirisiyle. Natalia Ginzburg yine epeydir baskısı yoktu. Can Yayınları da yeni kapaklarla yayınlıyor. Bence bu şahane bir haber. Çünkü Natalia Ginzburg İtalyan edebiyatının çok önemli kalemlerinden biri. Ve özellikle de kadın karakterleriyle tanıdığımız, bildiğimiz ve çok iyi kadın karakterler yazan biri. Bu da bir mektup roman. Bir anne kızın mektuplaşmaları üzerinden yazılmış bir kurgu. Ve aslında 1970'lerde geçiyor. Aslında o dönemden itibaren artık bireyin çözülmüş aile bağları içinde, toplum içinde ne kadar yalnızlaştığını izleyen bir hikaye bu. Bu da yeni çıkanlarda dikkatimizi çekenlerden biriydi.
Herkese çok teşekkürler. Umuyorum keyif almışsınızdır. Ben umuyorum hayranlıktan çok saçmalamamışımdır Hüsnü Bey'in karşısında. Benim için çok özel bir isimdi bahsettiğim üzere. Önümüzdeki hafta yine 23.15'te çarşamba akşamı yeni bir konukla görüşmek üzere. İyi akşamlar.